Şimdi gelelim Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan görüşmesine. Merak edilen şu, ne konuştular? Daha öncesinden haberdar değilim. Görüşme sağlanacağı anlaşıldıktan sonra bilgilendirme yaptı nezaket göstererek. Ziyaretten sonra da telefonla beni aramak suretiyle Türkiye'yi konuştuklarına dair bir takım ifadelerde bulundular. Sürpriz görüşmeye dair Müsavat Dervişoğlu da bu cümlelerle bildiklerini paylaştı. Genel başkanlıktan ayrılan Meral Akşener neden saraya çıktı? Erdoğan mı davet etti? Akşener mi görüşmeyi talep etti? Siyasete geri mi dönüyor? Yanıt bekleyen sorular ve dikkat çekici iddialar var. O iddialardan birisi Erdoğan'ın Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiğine dair. Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum. haf anlamlar yüklememek gerekiyor. Aksi de bir şey açıklanmadıkça. Sayın Meral Akşener'in böyle bir şeyin kendisine teklif edilebileceği karakterde biri olmadığını biliyorum. Dervişoğlu Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine ihtimal dahi vermiyorum dedi. Eski İyi Parti milletvekili Aytun Çıray da bir başka iddia dile getirdi. Çok güvenilir ve önemli bir kaynağım. Talep üzerine Akşener ailesinden biri büyük büyükelçi olacak dedi. Neden olmasın? Kimler, kimler oldu? Onlardan bir eksikleri yok. Aytunç isim vermedi ama Akşener'in oğlu Fatih Akşener için Paris Büyükelçiliği istediğini gazeteci Fatih Altaylı söyledi. Akşener'e yakın bazı isimler büyükelçilik iddiasını yalanladı. Halk TV'ye konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Akşener'in Erdoğan'la yaptığı görüşmenin İyi Parti adına olmadığının altını özellikle çizdi. İyi Parti şart ne olursa olsun, hangi ziyarette bulunursa bulunsun Türk milletinin kendisine vermiş olduğu muhalefet görevini kendisine yakışan bir biçimde sürdürecektir. Partinin başında ben varım. Gelecek hafta 11 Haziran günü saat 16'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Akşener görüşmesine dair sorular yanıt beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan iade ziyaret için CHP Genel Merkezi'ne 11 Haziran Salı günü gidecek. İlk görüşmede olduğu gibi ikincisinde de CHP adına Namık'tan AK Parti adına da Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer alacak görüşmede. Evet, siyasi mühendislik diye bakılıyor böyle şeylere. Siyasi mühendislik falan bu değil. Bu tür görüşmeler bir işe yarar yaramaz. Bunlar tamamıyla kapalı bir siyasi çerçeve içinde gerçekleşiyor. Dışarıda bu memleketin insanların bambaşka meseleleri, sorunları var. Bunlara hiç bakmıyorlar ve bakmadıkça da kaybediyorlar. Bakmayan kim varsa hem iktidarda hem muhalefette hepsi kaybediyor. Bu siyaset dediğiniz şey küçük bir çevrede bir zümrenin siyaseti meslek edinmişlerin kendi aralarındaki entrikalardan ibaret olursa Memlekette hiçbir sorunda çözülmesi, hiçbir adımda atılmadı. O onunla görüşüyor, bununla görüşüyor. E, sonuç, sizin beklediğiniz herhangi bir karar alındı mı? Bir adım atıldı mı? Memleketin sorunlarından bir tanesi çözüldü mü? Ev sahibi kiracı sorunu mesela, bir tanesi çözüldü mü? Böyle sorunların beklediğiniz şeyler. Bakın, hayat pahalılığı. Hayır. Siyaset mühendisliği ise bile bu iyi bir mühendislik değil. Evet şimdi çıkıp yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ben mühendisim derse ben ekonomistim biliyorsunuz Türkçedeki en pahalı iki kelimeydi. Evet şimdi gerçi onu o söylemedi. Başka siyasiler bunları bu durumu eleştirirken söylediler.